Günaydın, iyi hafta sonları. Ekonomi Arası başlıyor. Geçtiğimiz hafta ekonomi ve piyasaların gündeminde yer alan haberleri aktaracağız. Veri akış açısından çok yoğun olmayan bir hafta geride kaldı. Küresel çapta birkaç hafta önce patlak veren bankacılık krizine ilişkin haberler takip edildi. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasa fiyatlamaları krize dair endişelerin şimdilik durulduğuna işaret etti. Çoğu zaman bankacılık sektöründe sistemik bir risk olmayacağına dikkat çekiyor. Yurt içinde ise borsada işlemler haftanın büyük çoğunluğunda negatif seyretti. BIST 100 kritik seviye olan 5000 seviyesinin altını gördü. Uzmanlar 14 Mayıs seçimlerine kadar olan dönemde işlemlerin dar bantta gerçekleşmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın haftalık bazda yayımladığı verilere göre yabancı yatırımcıların hisse satışları 3. haftaya taşındı. Yabancı yatırımcılar 24 Mart haftasında 113 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcının hissede net satışı 866 milyon doları buldu. Yine Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde 2.2 milyar dolarlık gerileme yaşandı. 24 Mart haftası verileri kur korumalı mevduat tarafında 33 milyar liralık artış olduğunu gösterdi. KKM hesapları 11 haftadır aralıksız artmaya ve rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Dolar kurunun 19 lirayı aşması KKM'ye olan ilgiyi canlı tutuyor. Uzmanlara göre şirketlerin seçim öncesinde döviz taleplerindeki artış dolar kurunu yukarı taşıyor. Geçen haftanın en yakından takip edilen gelişmelerinden bir tanesi de Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasıydı. Türk İş hesaplamalarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Mart'ta 9.590 liraya, yoksulluk sınırı ise 31.240 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 12.469 lira olarak hesaplandı. Yurt içinde önemli takip edilen bir diğer veri de ekonomik güven endeksiydi. Veriler ekonomiye güvenin Mart'ta da düşüş kaydettiğini gözler önüne serdi. Endeks Mart'ta %0.2 düşüş ile 98.8 seviyesine geriledi. Sanayi üretiminin öncü göstergesi olarak görülen kapasite kullanım oranında da azalma kaydedildi. Mart verisi aylık bazda 1,5 puan düşüşle 74.2 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Yarın yine aynı saate görüşmek üzere. Hoşça kalın.